Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün karavanıma takacağım Mi sensör seti size tanıtmak istiyorum. Kutu açılışını yapacağım. Daha sonrasında karavanıma yapacağım. İşte kurulumları yapacağım. Onları size göstereceğim. Bakalım ne kadar yararlı olacak. Bilmiyorum. Ben aracımı böyle bir otoparkım olmadığı için, kenara oraya buraya park ettiğim için bu ürünü takmakta fayda gördüm. Bakalım işimiz görecek mi? Gerçi sürekli bildirim alabilmek için karavan içerisinde bir internet olması gerekiyor. Ben de bir tane Wi-Fi, Türk Telekom'un bir tane mobil Wi-Fi'ni almıştım. Onu karavanın içerisinde bırakmayı planlıyorum. Yaklaşık 1,5 yıl önce almıştım. Bayağı da işimi görüyor. 20 GB var içerisinde. Hem televizyon için kullanıyorum onu. Hem de belki karavanın bu sinyal bildirimlerini, iletilerini alabilmek için de kullanabilirim. Gördüğünüz gibi karavana böyle arka tarafa magnetler yapıştırdım. Biraz süsleme yaptım. Yeni bir klima aldım. Onu size tanıtacağım. Yavaş yavaş çekimlerimize başlayalım. Şimdi arkadaşlar bu ne? Bunun içerisinden ne çıkıyor? Bir tane bu şekilde bir ünite çıkıyor arkadaşlar. Bu ünite global versiyonu. Bir de biliyorsunuz Amerikan tipi var. Üçlü girişli olanlar. Onlar Türkiye uyumlu değil. Onlardan almamanızı tercih ederim. Global olandan almanızı tercih ediyorum. Çünkü onların bağlantılarında vesaire sıkıntı çıkıyormuş. O nedenle global olanı tavsiye ediyorum size. Bir tane bu şekilde prizimiz var. Bu hem lamba oluyor. 16 milyon notlarıma bakayım. 16 milyon ışık var içerisinde. Işığını bu şekilde kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Hem gece lambası olarak kullanabiliyorsunuz. İçinden bir tane akıllı buton çıkıyor. Akıllı buton ne işe yarıyor arkadaşlar? Bunu sadece bunu kumanda etmek için değil. Evinizde Mi'nin başka ürünleri varsa onları da kontrol etmek için kullanıyorsunuz. Süpürgenizi, kettle'ınızı, işte ışığınızı, lambanızı vesaire. Bununla onu da eşleştirirseniz diğer ürünlerinizi o şekilde kullanabiliyorsunuz. Ben şimdi bunu alarmı açıp kapatmak ve ışığını açıp kapatmak için kullanacağım burada karavan içerisinde. İki tane hareket sensörü çıkıyor arkadaşlar. İki tane hareket sensörü çıkıyor içerisinden. Metrem düştü, onu alayım. Hareket sensörlerinin bakalım yaklaşık 3 santimlik bir hareket sensörü. İki tane de manyetik sensör çıkıyor. Manyetik sensör de yaklaşık o da 4 santim. Bu da yukarıdan aşağı 7 santim. De yaklaşık 8 santim civarında. Butonumuzu da ölçelim. Ölçmüşken hepsini. Şöyle karşıdan karşıya. Bu da 5 santim. İçinden bir adet bu telefonları hatların içinden çıkartmak için, bu cihazları resetlemek için bir aparat çıkıyor. Evet, ben şöyle notlarıma bakayım. Şimdi arkadaşlar bunun alarm modu var. Kontrol edilebilir ışığı var. Hem cep telefonunuzdan application üzerinden kontrol edebiliyorsunuz hem de butonla açıp kapatabiliyorsunuz. Işık, 16 milyon adet ışık seçeneği var. Hem gece lambası olarak da kullanabiliyorsunuz. Bunun sürekli böyle fişte takılı olması gerekiyor. İsterseniz gizli bir yerde takabiliyorsunuz. İsterseniz de işte yatak odasında lamba olarak kullanıp ayrıyetten de alarm olarak kullanabiliyorsunuz. Ses buradan çıkıyor. Alarm çaldığında onları da göstereceğim. 2 adet pır var. Ben alarm sektöründe çalıştığım için staj dönemimde. Bu pır dedektör diyorduk biz bunlara. Bunun özelliği kitapçığında şöyle yazıyor. En fazla 2 metre 10 santime kadar koyun yukarıya. Ve görüş açısı da 170 derece. Yani şu aslında gözümüzün gördüğü şekilde görüyor. Şu şekilde koyduğumuz zaman. Şu şekilde. 7 metreye kadar da ileriyi görebiliyor. Benim karavanım boyu zaten 7 metre. Bunları nereye koyacağımı henüz tasarlamadım ama bir girişi ve camı görecek şekilde bir de yatak odası tarafına koyacağım sanırım. Öyle görünüyor. İki tane de içinden çıkan manyetik sensör var. Bu manyetik sensörler de bilmeyenler için anlatıyorum. İşte bunu camın üstüne, birini altına yapıyorsunuz. Bunlar birbirinden ayrıldığı zaman aslında alarm veriyor. Bu içinde mıknatıs var. Bu şekilde mesela cam açıldığı zaman ya da kapı açıldığı zaman, böyle ayrıldıkları zaman sensör alarm veriyor. İki tane de bundan var. Benim şu yan camlar biraz tehlikeli. Bir tanesini oraya takarım, bir tanesini de belki kapıya takabilirim. Onları hesaplayacağım. Genel bilgilerimiz bu kadar. Şimdi kurulumu falan nasıl yapacağız? Şunu da anlatayım. Arkadaşlar bunların pilleri içerisinde çıkıyor. Pillerini ben taktım. Şu kapağı zorlayamadım, bir açamadım. Şu alt tarafı şöyle çevirince açılıyor. Yuvarlak bir pil var. Saat pili gibi ama büyük olanlardan. Onlar da yaklaşık 3-4 yıl gidiyor diye biliyorum.
3-4 yıl pil zahmetimiz olmayacak. Bunun içerisinde zaten pil yok. Bunu da direkt fişe taktığımız için kendisini oradan bir... manyetik sensörlerin bağlantılarını şöyle yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Şurada bir çizgi var. Bir de bunun karşılığında bir çizgi var. Bu çizgiler birbirine karşılıklı gelmesi gerekiyor. Yani bu şekilde bağlarsanız çalışmaz. Bu şekilde bağlarsanız çalışır. Yani bağlantıyı şu iki çizgi tarafını birbirine görecek şekilde yapmamız gerekiyor. O detayı da atlamayayım. Kuruluma geçelim. Neler telefon üzerinden nasıl kuracağız? Mi Home üzerinden nasıl yapacağız? Onları bir gösterelim. Daha sonrasında da karavana bağlantı işlemlerini yapalım arkadaşlar. Mi Home uygulamasını indiriyoruz. Eğer varsa açıyoruz. Kaydolduktan sonra bu sayfada cihaz arama diyoruz. Az önce prize taktıktan sonra burada otomatik olarak eşleşmesini göreceğiz. Görüyorsunuz Mi merkezi kontrol ünitesi diye geldi. Tıklayıp içerisine giriyoruz. Bizden Wi-Fi ya da cep telefonunuzun hotspotunu açmanız gerekiyor. Buradan cihaza İnternet veriyorsunuz aslında. Ağ üzerinden eşleşmesini sağlıyorsunuz. Evet, cihaz bağlantı ayarları yapılıyor. Evet, şu anda başarıyla bağlandı dedi. Bir sonraki tuşta aslında odayı belirleniyor. Ben karavan olarak seçiyorum. Burada kontrol ünitesinin adını ne yapmak istiyorsunuz? 3-5 tane varsa ben karavan olarak alt tarafa ismini ekledim sonunda. Sonra favorileri eklensin mi, yani ana sayfaya gelsin mi diyoruz. Evet. Ana sayfaya geliyor. Şu anda aslında kurulum gerçekleşti. Burada koruyucu ayarları, uyarı kayıtları ve çocuk cihazı diye bir alan var. Üstteki alana girdiğimizde bu lamba üst taraftan seçenek var. Renkli ışık dediğimizde bu prize taktığımız ünitenin aslında rengini ayarlayabiliyoruz buradan istediğimiz şekilde. Parlaklık ayarını, zamanlamasını. Gece lambası olarak kullanılacak mı vesaire diye kullanım sağlayabiliyoruz. Şu anda Mi kontrol ünitesi diye sağ üst tarafta eklendi, görüyorsunuz. İçine girdim tekrardan. Burada ayar bilgileri. Eğer yazılım güncellemesi varsa yazılım güncellemesi tıklayıp ben de yazılım güncellemesi istedi. Bunu o şekilde yapabildim. Dil seçeneklerinde Türkçe yok. İsterseniz cihaz adını buradan değiştirebiliyorsunuz. Ses ayarlarını yapabiliyorsunuz. Buradan işte uyarı ses düzeyi vesaire. Evet, şurada görüyorsunuz. Üst tarafta pencere kapı açık. İki tane offline olarak gördüğü aslında manyetik sensörler. Tıklayın dediği buton. Alt tarafta da pır dedektörlerini görüyoruz. Onları tanıtmamız gerekiyor. Tanıtma işleminde çocuk bölümünden giriyoruz. Cihazları benimki o şekilde bağlandı araştırmalarımdan sonra. Tek tek cihazları eklemek gerekiyor. Bu şekilde o aletle tıklayıp cihazları tek tek ekliyorsunuz. Toplamda 5 cihaz. Resimde görüldüğü şekilde basılı tutuyorsunuz. Bu şekilde tek tek ekliyorsunuz. Şu anda bakın orta tuşa bastığımda aslında alarm şu anda aktif hale geldi. Ve kapattım. Evet. Şu anda görüyorsunuz tüm sensörlerimiz aktif. İsterseniz sensörleri buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Alarmı açtıktan sonra kaç saniye sonra aktif olsun bunu ayarlayabiliyorsunuz buradan. Yani basıp dışarı çıkma saniyenize bakıyor. Şurada uyarı kayıtları da sensörler sizi gördüğünde aslında aktif oluyor. Arkadaşlar kamera için de bu şekilde bir sistem yaptım. Bir tane bilgisayarın monitörünü söktüm. Böyle bağladım. Şu anda sol üst taraf, öndeki motor benim motor.
Onu da karavan için, karavanın arkasına bağlamayı düşünüyorum. Yukarıdan sağdan arkaya doğru dönüyor. Üçüncü sağ 4 yazan Cam4'te arka kamera bagajın orasını gösteriyor. Soldan otobüs geçiyor. Sağ taraf çimenlik. Bu şekilde. Kapıyı da bu şekilde araba kilidi aldım. İçeriden hani içeride kaldığımda kitleme şansım olmadığı için bu şekilde bir kilitle kilitliyorum. Sensörün bir tanesini şuraya taktım. Burası benim biraz tehlikeli. O yüzden bu açılınca burayı görüyor. Bu taraf açılınca da ikisi de ikisi için de sensör oluyor yani şu. Diğerinde sağ kapıya taktım. Bir tane de sol kapıya gerekecek. Çünkü sadece sol kapı açılırsa çalmayabilir. Gerçi içerideki sensörler görecek. Sonrasında bir tanesini şu köşeye taktım. Bir tanesini de tam bu karşıya taktım. Aslında şu arkaya taktım cam üzerine ama oradan görmüyor. Etkili olmuyor. Evet, butonumuzu da arkadaşlar buraya taktım. Şimdi aktif edeceğim. Evet, bastığımda duyduğunuz sesi çık etti. Yani alarm kuruldu. Şimdi hareket edeceğim. Şekilde yakaladı. Bastığımda susacak. Evet, önden her türlü yakalıyor. Evet, buradan da sensörü açtığımda bu şekilde çalışıyor. Şu anda telefonumdan kurdum. Buraya saklandım. Burası çalışacak mı diye size göstereyim diye. Bakın bu kapıyı açıp ayırdığımda. Araba biraz sola yatık duruyor. Makaslar ya da amortisörler. Makaslar ya da amortisörlerde bir sıkıntı var. Anladığım kadarıyla. Onları da bir göstereceğim. O yüzden şu açı biraz yamuk olabilir. Smart sensör seti. Şu anda karavanımıza bağladık. Ve ilk etaptaki mutluluğumu size anlatmak istiyorum. Bir tanesi karşıdan görüyor. Bir tanesi üst tarafta. Ve kapılarda var. Şimdi bir iki tane genç şu anda içeriye bakmaya çalışıyor falan. Böyle ne var burada ne gibisinden. Yani güvenlik anlamında iyi olacak. Bakalım bizi ne kadar koruyacak bilmiyorum. Karavanın dışını çok fazla yaptırmak istemiyorum. Çünkü dışarıdan karavan olduğu da çok hissedilmesin diye. Dışına bir çalışma yapmıyorum. O arkadaşımızın yapmış olduğu çalışma zaten yeterince karavan gibi göstermiyor. Sağ olsun. Ben tekrardan anıyorum onu. O yüzden içine çok fazla değer veriyorum şu anda. Dışarıdan karavan olduğu belli olmaz. Çünkü çekecek yerim olmadığı için bu bir karavan olduğunda içine girip işte buzdolabını, televizyonunu vesaire birkaç bir şey çalsalar benim için çok büyük masraf demek. O yüzden her yeri perdelerle kapattım. Yan tarafa perde yaptırdım. Onu taktım. Şu anda karavanın içi karanlık olduğunda ve perdeleri çektiğinde bir şekilde görünmüyor. Dediğim gibi ilk etapta memnunum. Bakın şu anda hemen kurdum. Evet, biraz geç algıladı. İnternetle alakalı mı yoksa yeriyle alakalı mı bilmiyorum. Ama birkaç adımdan sonra görüyor. Kapılara sensör taktık, pencereye sensör taktık. Yani fiyat performans olarak ben memnun kaldım. Zaten bu ürünü bana sağ olsun çok yakın bir arkadaşım var. Evinde kullanmadığı için bana hediye etti. İnşallah hepinizi böyle arkadaşlar alır. Öner'e buradan çok teşekkür ediyorum, sağ olasın. Ürünü en sonunda karavana takmayı başardım.
Sormak istediğiniz bir şey varsa bana yorumlarda sorabilirsiniz arkadaşlar. Soruları cevaplamaya çalışacağım. Kullandıkça da zaten biraz tecrübelenelim. Nerede, ne var, nasıl, kaç adımda görüyor, İşte şu taktik iyi oldu veya kötü oldu gibi yorumları da altına yaparım. Ya da bir sonraki videomuzda birazcık bahsedebilirim. Bununla ilgili sorularınız varsa arkadaşlar bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bu videoyu da yakınlarınızda paylaşırsanız izlenme sayımızı biraz arttırırız. Ben de çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.